Bu videoda paydaları eşit olmayan kesirleri nasıl karşılaştırabileceğimizle ilgili birkaç alıştırma yapacağız. Mesela 2 bölü 4 ile 5 bölü 12'yi karşılaştıralım. Şimdi videoyu durdurmanızı ve bu kesirlerden hangisinin daha büyük olduğunu bulmaya çalışmanızı istiyorum. 2 bölü 4 mü yoksa 5 bölü 12 mi daha büyük? Belki de eşittirler. Biraz düşünelim. İlk bakışta hangisinin daha büyük olduğunu söylemek zor. Ama bunu yapmak için birkaç farklı yol kullanabiliriz. Bunlardan ilki, paydalarını eşitlemek. Evet, kesirlerin ortak paydasını bulup paydalarını eşitlersek, hangisinin daha büyük olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Sizce 2 bölü 4'ü, bir şey bölü 12 olarak yazabilir miyim? Ne dersiniz? 2 bölü 4'ü, soru işareti bölü 12 olarak yazmak istiyorum. Elimizde 4'e bölünmüş bir bütün yerine 12'ye bölünmüş bir bütün varsa, 3 katı fazla parçamız vardır, öyle değil mi? Paydayı 3 katı artırdığımız zaman, payı da 3 katı artırmamız gerektiği için de, 2'yi 3 ile çarpar ve payı 6 olarak buluruz. Burası önemli. Paydayı bir sayıyla çarpıyorsanız, payı da aynı sayıyla çarpmalısınız. Yani 2 bölü 4, 6 bölü 12'ye eşitmiş. Farklı bir şekilde bakacak olursak da, 2, 4'ün yarısıdır öyle değil mi? 6 da 12'nin yarısı. İsterseniz bu şekilde de düşünebilirsiniz. Peki, 6 bölü 12 ile 5 bölü 12'yi karşılaştırabilir miyiz? Buradaki 12'yi bölen birliklerin sayısı, buradakine göre daha fazla, öyle değil mi? Burada 6 tane, burada da 5 tane olduğuna göre, karşılaştırmayı yaptığımda, bir şeyin 6 tanesi 5 tanesinden daha büyüktür diye düşünüp, 6 bölü 12, 5 bölü 12'den büyüktür diyorum. Büyüktür ya da küçüktür işaretini karıştırmamak için şöyle düşünebiliriz. İşaretin açık kısmı her zaman büyük sayıya bakmalı. İşlemimize dönersek de 6 bölü 12, 5 bölü 12'den büyükse, 2 bölü 4 de 5 bölü 12'den büyüktür diyebiliriz. Neden mi? Çünkü 2 bölü 4, 6 bölü 12'ye eşit. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Bu biraz daha ilginç olsun. Diyelim ki, 3 bölü 5 ile 2 bölü 3'ü karşılaştırmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, şimdi videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize çözmeye çalışın. Hatta alın size bir ipucu. Daha önce yaptığımız gibi, kesirlerin paydalarını eşitlemeye çalışabilirsiniz. Bir deneyelim. 5, 3'ün katı, 3 de 5'in katı olmadığına göre, ortak bir payda bulmamız gerekecek. Ve bu ortak payda, hem 3'e hem de 5'e bölünebilen başka bir sayı olacak. Aklıma ilk 15 geliyor, yani 3 kere 5. Bir bakalım olacak mı? 3 bölü 5'i, bir şey bölü 15, 2 bölü 3'ü de bir şey bölü 15 olarak yazmak istiyorum. Evet, bu iki kesrin paydasını 15'e eşitlemek için 5'i 3 ile çarpmam gerekiyor, öyle değil mi? Paydayı 3 ile çarpınca payı da 3 ile çarpmamız lazım. 3 kere 3, 9 eder. Yani 3 bölü 5, 9 bölü 15 ile aynı şey. Payı ve paydayı aynı sayıyla çarptığımız için kesrin değeri değişmedi. 3 bölü 5'in 9 bölü 15'e eşit olduğunu bulduktan sonra 2 bölü 3'e geçebiliriz. Paydada 15 elde etmek için 3'ü yani paydayı 5 ile çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla payı da 5 ile çarpmamız lazım. 2 kere 5, 10 eder. Böylece 2 bölü 3'ün de 10 bölü 15'e eşit olduğunu bulduk. Paydalar eşitlendiğine göre artık karşılaştırma yapabiliriz. Peki 9 bölü 15 mi büyük yoksa 10 bölü 15 mi? 19'dan büyük olduğuna göre 10 bölü 15, 9 bölü 15'ten büyük. Sembolün açık tarafı büyük sayıya bakmalı demiştik. Buradaki küçüktür işareti olduğuna göre, 9 bölü 15, 10 bölü 15'ten küçük. 9 bölü 15, 3 bölü 5'e, 10 bölü 15'te 2 bölü 3'e eşit olduğu için, küçüktür işaretini bunların arasına da koyabiliriz. 3 bölü 5, küçüktür 2 bölü 3.